Sözcü gazetesinin manşeti, bu bir masa başı haber ve analizdir. Hani masa başından haber yapılıyor ya da Ankara'dan böyle bakıldığı gibi değil, böyle değerlendirmeler yapılır ya. Evet, bu bir masa başı haber ve analizdir diyor Sözcü gazetesi. Masanın üstü, bakalım. Masanın üstüne bir fotoğraf konulmuş. AKP ve HDP'liler bir arada. İktidar muhalefetinin altılı masasını altında HDP var diye eleştirip ihanetle suçladı. Şimdi aynı HDP ile kendileri açık açık görüşüyor. Başak Kaya'nın haberi Sözcü gazetesinde. Cumhur İttifakı'nın başta Erdoğan olmak üzere diğer liderleri altılı masayı sürekli eleştiriyor. AKP'liler ve yandaş medya HDP için altılı masanın altında gizlenen yedinci ayak diyor. İhanetle suçluyordu. Şimdi onlar HDP ile birlikte. Masa başı haber ve analizinde diğer bir başlığa geçtiğimizde bir de masanın altına bakalım. Nedir masanın altı? Ve işte o fotoğraf, Mithat Sancar, Pervin Buldan, Kemal Kılıçdaroğlu. AKP altılı masanın altında HDP var diyordu. Masanın altı. İktidar altılı masada yer almadığı halde HDP'nin masanın altında olduğunu söyleyip algı yapıyordu. Muhalefet şimdi ne değişti diyor. Erdoğan bugüne kadar HDP ve altılı masa için neler dedi neler. Örneğin HDP'yi allayıp pullayıp meşrulaştırma ve iktidara ortak etme peşinde koşanların ellerinde yapılan her terör saldırısında dökülen kan izi var demişti. Evet, bu sözler söylendi. Muhalefet iktidar bizi HDP ile görüşmekle suçluyordu, kan izi şimdi kimin elinde? AKP seçim sürecinde muhalefeti HDP üzerinden her suçladığında iktidarın HDP ile yaptığı görüşme gündeme gelecek diyor. Yani hangi fotoğraf gündeme gelecek? Bakın işte bu fotoğraf gündeme gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hemen karşısında Devlet Bahçeli ve bu masada yer almayan diğer bir isim. BBP lideri Mustafa Destici, ben asla görüşmem demişti. Yani onları söyleyeceksiniz, sonra da görüşme. Bu bizim için mümkün değil demişti. Ama işte o fotoğraf. Ali İhsan Yavuz, Mustafa Eltaş ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ. Karşısında da yine HDP'li milletvekilleri. AK Parti içinde değerlendirmeler var. Bir önce izleyelim haberimizi, sonra konuşalım. Altılı masanın 7. ayağı HDP dedikten sonra şimdi HDP ile görüşmek meşru görülüyorsa Sayın Bahçeli ne diyecek, bir de ona bakalım. Bizim dünya alem bilir gitmeyeceğimizi basından öğrendik. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi, daha sonra HDP'de ve daha sonra da İYİ Parti ile görüşmelerimiz olacaktır. AK Parti'nin HDP ile anayasa görüşmesine destek talebine MHP lideri Bahçeli ne diyecek merak edilirken İsmail Saymaz'a konuşan bir MHP'li yetkili o ziyareti basından öğrendik dedi ama Adalet Bakanı Bekir Bozdağ HDP'yi de ziyaret edeceklerini MHP Grup Başkan Vekili ve Genel Başkan Yardımcısının yanında söylemişti. Bakalım Bahçeli Mahir Ünal'a göstermiş olduğu tepkiyi burada da gösterecek mi? Sabretmek zorundasınız. Onun için salıyı bekleyeceksiniz. Bozdağ'ın MHP'li yetkililerin yanında HDP ziyaretini zikretmesine rağmen basından öğrendik diyen Bahçeli'nin kurmayı MHP liderinin açıklaması içinde salı grup toplantısına randevu verdi. HDP ziyaretine ilişkin AK Parti cephesinden ilk açıklamada Grup Başkan Vekili Bülent Turan'dan geldi. HDP'nin genel merkezine gitmiş değiliz ki HDP'nin gelecek dönemde kanaatini almak ve anayasaya yazmak gibi bir teklifimiz yok. Ne yapıyoruz, ne yapmak istiyoruz? Onların da görüşlerini almak, ne öneriyorlar onları dinlemek ve bu aldığımız görüşleri bu teklif taslağına nasıl monte ederiz? Onun değerlendirmesini ayrıca yapacağız. AK Partili Bülent Turan, İsmail Saymaz'a yaptığı açıklamada HDP'nin görüşünü almak için gitmedik diyerek ziyareti savundu ama o ziyarette yer alan Bekir Bozdağ önerilerini almak için gidiyoruz demişti. AK Parti milletvekili Mehmet Ali Cevheri'nin HDP legal parti sözleri sonrası İçişleri Bakanı Soylu'nun PKK uzantısı açıklaması da AK Parti'deki fikir ayrılığının göstergesi. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında legal bir parti grubu var. Biz bir anayasa değişikliği yapacağız ve onların da desteğine ihtiyacımız var. Biz yıllardır PKK'nın partisi diyoruz. Alınmıyorlar, utanmıyorlar. Cumhur İttifakı'nda kaç ayak var onu da göreceğiz. Türkiye'de maalesef bir Bahçeli vesayeti vardır Sayın Erdoğan üzerinde. Muhtemelen Süleyman Soylu da bu vesayeti bildiği için bu vesayete selam çakmaktadır. Eğer Süleyman Soylu haklıysa Bekir Bozdağ istifa etmelidir. HDP ile diyalog işbirliği içine girmek şayet Türkiye yüzyılı vizyonunun bir gereği ise
O vakit HDP'yi PKK ile bir tutup eleştirmek, dahası HDP ile diyalog işbirliği halinde olan başkalarını suçlamak doğru olur mu? Bir şeyi biz yapınca mı doğru olur sadece? AK Partili Mehmet Metinler'in HDP ziyaretine ilişkin son açıklaması, partisinin HDP üzerinden muhalefete yaptığı eleştirileri sorguladı yine. AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu da ziyareti yeni bir dönem olarak yorumladı. HDP için fırsat olduğunu söyledi. HDP legal parti diyen AK Parti milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Medyascope TV'ye yaptığı açıklamada yeni bir çözüm süreci olabilir dedi. Uzatılan bu eli HDP değerlendirirse, bu anayasa çalışmasına müspet manada destek verirse neden olmasın? Yok eğer Bekir Bozdağ'ın ziyareti Sayın Cumhurbaşkanı'nın izniyle yapılmışsa, ki aksini düşünmek mantık dışıdır. Sayın Erdoğan da Sayın Bahçeli'nin verdiği işarete uygun bir tavır sergileyecek bu konuda. Çünkü önce Bahçeli ayar verir, sonra Erdoğan tavır gösterir. CHP'nin HDP ile görüşmesi demek PKK ile teması demektir. MHP lideri bu cümleyi çok yakın bir zamanda muhalefet için kurmuştu. AK Parti'nin HDP ile görüşmesini savunacak mı, ittifak ortağına açık mesaj mı verecek, sorular bugün MHP grubunda yanıt bulacak.